İlgiyle görüşeceksin. Sağ ol. Halletti işleri. Ne görevi? Anlamıyorum, neden bahsediyorsun? Otur lan sen yerine. Azem sakin ol. Gel oturalım, insan gibi konuşalım. Anlat problemi, ben de çözeyim. Böyle bir ziyaret yok yalnız ha yenge. Mekanımızı basıp şekil yapıyorlar sahneye. Pusat! Sana sordum. Bu işin neresindesin dedim. Bir şey biliyorsan anlat dedim. Ben de konuyla bir alakam olmadığını söyledim. Evet söyledin. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Zümrüt haklıymış. O kadın da bu işin içinde dedi. Hayır dedim. Yapmaz dedim. Ona karşı seni savundum. Eğer öyleymiş, hakimi saklamak uğruna 40 yıllık hukukumuzu çiğnedin. Tamam. Anladım. Gel oturalım. Sana meselenin aslını anlatayım. Anlat, dinliyorum. Cevdet Dağıstanlı'yı bilirsin. Önce bizim çocukları aramış. Bir araç var evden çıkarın diye. Ben de olur yapın dedim. Ama aracın kazaya bulaştığından haberim yoktu. Sana yemin ederim yoktu. Diyelim ki yoktu. Peki gerçeği öğrendikten sonra neden sustun bir bağır? Bana inanır mıydın? Çocuğun ölmüştü. Gözlerin doğruluğumu görür müydü? Karın bana düşman, sürekli arkamdan ateşliyorken sen bana inanır mıydın? Neticede zamanında bana doğru söylemedin. Senin mekanın belli. Benim mekanım belli. Anlattım işte eğrisini doğrusunu. Düşün taşın, ben buradayım. Bir anlık hatayla burayı ikimize de cehenneme çevirme. Kafamı sıkarsın şimdi. Ne olacak ki? E o zaman sen de mahalleden sağ çıkamazsın. Deneyelim istersen. Canınız isterse. Ben diyeceğimi dedim. Yanlış bir kararla kimseye zarar gelmesin diyorum. Kime zarar gelmesin mesela Gülbahar? Sana mı Cevdet'e mi? Yoksa hakime mi? Azam gerçekten. Şşş. Deme. Bir şey deme. Diyecek bir şey yok.
yapacağız şimdi biz? Ben bunu tek başıma yerim de çok kan çıkar. Biz de çok kayıp veririz. Bizim bu Azem'i bir kafesin içine tutmamız lazım ama onun için birilerinin yardımına ihtiyacımız var. Eskilerden birinin. Abi çıkardık oradan sağlam. Dağıtırdık da mekanı. Ya çıkamasak? İşimi şansa bırakamam. Ben Cevdet'le Gülbahar'ı birlikte görmüştüm. Acaba doğru söylüyor olabilir mi? Cevdet Gülbahar'a gerçekten iş mi pasladı yoksa birlikte mi planladılar? Ne diyorsun abi? Göreceğiz Celayir, göreceğiz. Geliyorum Zümrüt. Hiçbir şey yapmadan bekle. Konuşacağız. Kötü bir şey yok değil mi abi? Otur komiser, otur. Şeker gibi bir şey var bende de. Böyle aniden düşüyor enerjim. Ben de ondan ara ara böyle... Tamam gördüm. Uzatma, ye. Yarasın. Sağ olun. Azem Bey, şimdi işler biraz karıştı sanki. Yani bağlantıyı tam olarak kuramadım ama... yine de bilmek istersiniz diye düşündüm. Söyle. Kaza yapan arabanın sahibi. Hakim var ya. Onun bir oğlu var. Bugün emniyete geldi. Ayşe komiseri görmeye gelmiş ama olayın ortasında kalınca yaralandı falan. Bir itirafta bulunacaktı. Ama arkasından hakim geldi. Tam anlayamadım. Ne olabilir? Yani bilmiyorum gerçekten. Hani dediğim gibi çocuk zaten yaralandı, apar topar hastaneye götürdüler. Önemli bir şey değil. Ayşe komiserle bağlantısı nedir? Hakimin karısı vardı Aylin. O da komiserdi. Geçen sene bir çatışmada öldürüldü. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ya benim hakimden yana bir şüphem olmadığı için... hani üzerinde fazla durmadım. Peki bu Aylin... nasıl bir çatışmada öldü? Yani detayları tam olarak bilmiyorum. Yanlış zamanda yanlış yerdeymiş. Birkaç torbacıyla çatışmaya girmiş. Ayşe'nin mesai arkadaşıydı. Ben de az biraz tanırdım ama pek bir muhabbetimiz yoktu. Sen de bu çene varken nasıl olmamış hayret? Yani bazı insanlar konuşmayı pek sevmiyorlar diye düşünüyorum. Eyvallah komiser, sağ olasın. O zaman bana müsaade, ben şimdi gideyim.